Beşiktaş Deptasman'da Altay'a 2-1 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. Aslında maç önünde çok sıra dışı bir ortam vardı. İnanılmaz bir sakatlık durumu, sakatlık krizi yaşıyor Beşiktaş. O yüzden de maç önlüsüne baktığımızda olası bir puan kaybı çok da böyle garip gözükmüyordu. Ancak maç içerisinde Beşiktaş'ın eline galibiyet fırsatı geçti. Yani siyah beyazlar bunca eksiye rağmen İzmir'den 3 puanla dönebilirdi. Ancak bunu başaramadı. Neden başaramadı bunu konuşacağız. Stattan fotoğraflar var, istatistikler var. Özellikle fotoğrafların Beşiktaş'ın durumunu çok net anlattığını söyleyebilirim. Ve elbet tabii ki biraz da eleştirilerimiz olacak. Analiz videomuz başlıyor. Şimdi futbolda analiz videosu yaparken ortalama şartların en azından askeri olarak en azından hazır olması gerekiyor. Yani o analizi yaparken sıra dışı, olağan dışı olayların olmaması gerekiyor. Nedir o? Mesela düzgün bir zemin. Hani kötü olmayan işte yağmurda böyle balçık haline gelmemiş bir zemin. Atıyorum çok acayip iklim koşulları. Bu tarz sıra dışı olayların olmaması gerekiyor. Düzgün bir analiz yapabilmek için. Şimdi Beşiktaş sıra dışı bir olay yaşıyor. Kadroya baktığımız zaman gerçekten de anormal. Belki de Avrupa futbol tarihinde, dünya futbol tarihinde daha önce görülmeyen bir durumla karşı karşıya siyah beyazlar. Nedir o? Sıradışı dışı buraya. Nedir o? Şimdi Batshuayi, Gezal, Larin, Wellington, Vida, Alex, Rozier. Bunlar nedir? Bunlar eksikler ve daha da önemlisi sezon başında Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının ideal 11 dediği kadrodan 7 tane oyuncu. Yani Beşiktaş'ın ideal 11'inin 7 tane oyuncusu burada İzmir'e gelmediler. 6 tanesinin sakatlığı var. Bir tanesi kart cezası olduğu için bu oyuncular yoklar. Daha da ilginci Necip Uysal, Mehmet Topal, Montero, Enkudu. Bunlar da yedek kulübesinin değişmez isimleri. Yani Beşiktaş hani 16 kişilik ideal kadro oluşturursa eğer bu 16 kişinin 11'i yok. Bu çok acayip bir durum. Yani bir takımda 16 tane ideal oyuncunun, ideal 11 olabilecek oyuncunun 16 tanesinin 11'i yoksa burada bir gariplik vardır. Yani bu olağanüstü bir durumdur, sıra dışı bir durumdur. Beşiktaş bu şekilde yani çok anormal bir kadroyla İzmir'e gitmek zorunda kaldı. Buna rağmen Sergen Yalçın elindeki malzemeden aslında fena da bir takım oluşturmamıştı. Yani elbette çok acayip eksikler vardı savunmada falan ama en sakalın dışı sahada oynamak zorunda kalması vesaire. Acayip eksikler vardı ama yine de o ön tarafı bir şekilde oynayabilir hale getirmişti. Ne yaptı? Josef her zaman gibi orada orta sahada bozmadı. Antalya Spor maçından ders almış hoca belli Çünkü Josef oradan 2 dakika, 7 dakika düzeltiyorum. 7 dakika çekti. Bir anda biliyorsunuz başına neler geldi. 2 tane gol yedi Beşiktaş. Josef oranın orta sahanın direği. Orada köprü. Savunma ile hücum arasında. O yüzden Josef'in yerini değiştirmeni doğru yaptı. Yanında Pjanic vardı. Yanında ve önündeki Pjanic aslında oynadığı dakikalarda Beşiktaş'ın adeta orada direksiyondaki adamı gibiydi. Yani yönlendiren, uzun pas atan, derinlemesine pas atan isim yine Pjanic'ti. Sağ töreyi koydu, Gökhan Töre'yi. sola Salih'i koydu. Bu tabii ki mecburiyetten olan bir e, yerleşim ama çok da kötü bir diziliş değil. Ortaya Oğuzhan'ı koydu, ileride ise Kenan oynadı. Şimdi baktığın zaman kadroya, sezon başına gelin. Şu kadroya baktığın zaman elbette Beşiktaş'ın hayal ettiği bir kadro değil ama birebir de ne Gökhan Töre, ne Oğuzhan, ne Salih, ne Kenan çok kötü, çok berbat. Beşiktaş'ta oynamayacak, denilebilecek oyuncular değiller ancak... İşler pek de hocanın hesapladığı gibi gitmedi. Şimdi bir kere Pjanic sakatlandığı andan itibaren Beşiktaş'ın rakip kareye gitme durumu ciddi şekilde azaldı. Zaten maça baktığımız zaman o klasik Beşiktaş'ın sisteminin olmadığını görüyoruz. E bu kadroyla tabi kolay değil bu işler. Yani Bayan Münih olmadığına göre, Manchester City olmadığına göre yedeklerle aynı performansı sergilemek çok da kolay iş değil. Nedir o? Beşiktaş'ın hep söylediğimiz bir şey var. Ön alanda Beşiktaş topu kapar. Rakibi kendi ceza sahası önünde boğar topu kaptığı anda ayağı düzgün oyuncularla hızlı bir şekilde hücum eder ve rakibi bayıltır. Beşiktaş'ın 2 sezondur, 1,5 sezondur yaptığı şey bu. Şimdi ön alan presi onu yapamadı. Hep de fotoğrafları paylaştık sizde. Vodafone Park'tan veya deplasmanlardan Beşiktaş 7 oyuncu ile saldırıyor. Dakika 83, 8 oyuncu da rakibi boğuyor. Hep böyle fotoğraflar size gösterdik. Bu sefer öyle olmadı. Bu sefer Beşiktaş ne hücum edebildi ne de ön alanda pres yapabildi. Gelsin fotoğraflar. Şimdi daha önce hiç geçtiğimiz dönemlerde görmediğimiz fotoğraflar göstereceğim. 3 kişiyle, 2 kişiyle Beşiktaş hücum etmeye çalışıyor rakip sahada. Hiç de i̇şte Beşiktaş'ın, hiç işte Sergen Yalçı'nın istediği tarzda bir oyun değil elbette. Zaten bu oyunun tam tersi şekilde çok fazla kişiyle hücum ederek baskı yaparak şampiyon oldu. O yüzden bu oyun şekli Beşiktaş'a uygun değil ama fotoğraflara baktığınız zaman Beşiktaş'ın bazen 2, bazen 3 kişiyle hücum ettiğini görüyorsunuz. Bu tabii ki beklenen bir durum değil. Yani Beşiktaş'ın normal sistemi bu değil. Normal oyun şekli bu değil. Ancak bu kadro o ön alan presini de topu katma işini de daha da önemlisi topu kullanma işini de bir türlü beceremedi. İstatistikler geldiği zaman neler yaşandığını görüyoruz. Şimdi toplam şutta Altay'ın gerisinde kaldı. İşte orta yapmada Altay'ın gerisinde kaldı. Oyun hakimiyetini aldı belki. Topa belki daha fazla sahip oldu ama bir türlü oyun kurma işini yapamadı. Şimdi korkunç bir ilk yarı performansı vardı. Optan istatistikleri geldi. Gözlerimize inanamadık. İlk yarıda Beşiktaş 54 tane pas hatası, 83 tane top kaybı yaptı ki Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldiğinden beri böyle bir oyun şekli görünmedi. Elbette sistemin zaten aksadığını, erör verdiğini gördük. Fotoğraflarda da gördük, oyunda da gördük. Ancak bu oyuncu grubunun 84 tane top kaybı yapması, 54 tane pas hatası yapması çok anormal bir durumdu. Yani Sergen Yalçın'ın bütün planını bozan aslında buradaki oyuncuların neredeyse tamamının kötü oynamasıydı. Bunu artık hocanın yapabilecek bir şey yok. Yani dönelim ikinci yarıya. Burayı değerlendireceğiz. İkinci yarıya dönelim. Güven Yalçın'la bir fırsat yakaladı Beşiktaş. Çok önemli bir fırsat. Yani orada 1-0 öne geçmek bu kadroyla çok önemliydi. Ancak onu da koruyamadı. En Sakal'ın savunmadaki zaten Sakarlı ile meşhur biliyorsunuz. Yani çok fazla bireysel hata yapabilen bir oyuncu. Sağ kanatta oynaması büyük bir Beşiktaş'ta handikapa neden oldu. Yani onun sağda oynaması Altay'ın oradan çok rahat bir şekilde hücum etmese sebep oldu. Arkadaşlarını da zora soktu En Sakalı ki zaten sol bek performans tartışmalı bir oyuncu. Bir de üzerine sağ beke geçince bir hatalar yapınca Altay'ın golleri geldi ve Beşiktaş bir türlü o istediği oyunu 1-0'dan sonra da istediği oyunu sergileyemedi. Burada En Sakalı'ya 3 tane yıldız koymuşum oyuna kötü anlamda etki ettiği için ama yine de o ikinci yarıdaki golden sonraki performansta da yine ben yine bu orta sahayı ben faturayı keserim çünkü hiçbir şekilde top yapamadılar. Yani orada bir başarısızlık vardı. Şimdi istatistikler Gökhan Töre maçın en etkisiz en çok tepki çeken oyuncusuydu. Rakamlar geldiği zaman e çok da haksız değil Beşiktaş taraftarı. 76 dakikada %36 pas isabet oranı hakikaten görülmüş bir durum değil. Yani %36 10 pasın sadece 3'ü yerinde bulabiliyor. Zaten 32 kez topla buluşmuş. 19 kez top kaybı yapmış. Gerçekten de orada hemen hemen bütün toplarda olumsuz işler yaptı. Bunun dışında Salih Beşiktaş'ın 8 artı 3'ünün en etkili isim yani o 3 tane yerliden belki de 11'deki yeri Ersin'den sonra kaleciden sonraki en garanti isim olarak bakılıyordu. Geçen sezonun en başarılı sekizlerinden biri Galatasaray'la transfer yarışında Beşiktaş'ı tercih etmiş. Yani büyüklerin kapıştığı bir oyuncu hiçbir katkı sağlayamadı. Hiçbir varlık göstermedi. Kenan yine Batshuayi'nin yerine alınmış bir oyuncu. Milli takım oyuncusu o da önde oynayamayacağını, önde etkili olamadığını bir kez daha gösterdi. Elbette Gezal oyunda olsa, elbette Piyaniş oyunda olsa belki daha iyi ara paslarla buluşacak ama yani vuruş şekli, vuruş şiddeti, pozisyon alması, iki tane pozisyonu penaltı alabilirdi. O, o konuda beceriksiz olması, Kenan'ın da hakikaten performans düşüktü ve Oğuzhan Yani Beşiktaş'ın neredeyse 5 beş senedir bir şeyler beklediği ve en azından bir asist, bir asist pas, bir şut beklediği bir skora katkı beklediği Oğulsan da hiçbir şey yapamadı ve Sergen Yalçın'ın sahaya çıkardığı kadro bireysel olarak bu kadar kötü olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bir de iyi isimlere bakalım. Şimdi en iyisi Rıdvan'dı. Hem çabasıyla hem oynadığı futbolla bence Rıdvan en iyisi Meram İtansiyeti. Güven en çok eleştirilen isim ama girdiği zaman bir şey yaptı en azından. Yani Kenan'ın dakikalarca yapamadığını Güven Yalçın oyuna girdikten sonra sadece golü attığı için demiyorum en azından aradı. En azından pozisyon aradı ve bir şekilde o pozisyonu kendisine oluşturmayı başardı. Ve tabii ki genç Serdar'da bence takımın seviyesinin yukarısındaydı. 3 tane oyuncunun diğerlerine göre daha iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Gelelim sakatlık mevzusuna. Şimdi bu kadar fazla sakat olması elbette normal değil. Yani hoca da maçtan sonra işte buna değindi, herkes konuşuyor, yorum yapıyor ama bu yorum yapılmayacak bir durum değil. Açık konuşalım. Yani bu kadar fazla sakat ve zemin hoca zemin değil diyor. Oyuncular kendilerine iyi bakıyor diyor. Antrenman sahası sorgulandı. Oranın iyi olduğu bilgileri geliyor. Ama yine bir şekilde bir şey olması lazım. Yani bu tamamen tesadüfi bir tablo olamaz. Üstelik maçta yine sakatlıklar var. Yani zemine bağlamak istesen e şimdi piyanist sakatlandı. Salih sakatlandı bu maçta. E Antalya'da Mehmet Topal, Necip Uysal sakatlanmıştı. Yani dışarıda oyuncular sakatlanıyor. Bunlar iyi zeminlerle sakatlanan oyuncular. O yüzden tamamen zemine bağlamak çok da mantıklı gelmiyor artık. Antrenman desen geçen seneki ekibin aynısı var. Kondisyoner desen geçen seneki ekip hep ne dedik geçen sene Beşiktaş 13 kişiyle şampiyon oldu. Çok az sakatlık Abubakır'ı at kenara, Cenk'i koy kenara. Diğer takım oyuncuları hepsi çok 30-35 maç oynadılar geçen sene aynı ekiple. E şimdi yani bir sebep arıyor insanlar ve bu sebebinde bir şekilde Beşiktaş tarafından açıklanması lazım. Burada Rozier'i koymuşum. Neden rozye maçta oynamadı ne alakası var diyeceksiniz. Roziye'ye bir eleştirim olacak. Çünkü Roziye'nin kart görme lüksü yok. Yani... Maçtan sonra soyunma odasına giderken işte hakemmiş, Balotelli'ymiş, oymuş buymuş. Ya Beşiktaş bu kadar sıkışmışken, bu kadar az oyuncusu varken, kendisinin alternatifi yokken, bir sabek alternatifi yok Beşiktaş'ın. Rozier'in böyle saçma sapan itirazdan işte sağ dışında olaya karışma falan bunu görmemesi lazım. Bu profesyonelci değil. Rozier olsaydı bu maçta en sakala sağda oynamasaydı Beşiktaş belki bu maçı kazanabilirdi. Yani bir tane oyuncu bile Belki bugün 1 puan kazandırabilirdi. Belki 3 puan kazandırabilirdi. O yüzden biraz e, Rosie'ye konusunda ciddi anlamda eleştirilerim var. E tabi sadece Rosie değil bu yedek oyuncularında bu kadar kötü olma şansları yok. Sonuç itibariyle bunların hepsi milli oyuncu. Bunların hepsi değerli oyuncu ve yedek kulübesi de oturma yeri, dinlenme yeri nasıl olsa diğerleri oynuyor. Ben oynamayacağım, ben bekleyeceğim. Mas seyretme yeri değil. Yani bu şekilde oynamaya hakları yok. Bir an önce toparlanması lazım. Bu kadar büyük eksikler varken Sergen Yalçın ya ben faturayı kesmem. Olabilecek en iyi kadroyu bence sahaya sürdü. Ha belki elinde sezon başında Bilal Ceylan satılmasaydı Bilal'i koyabilirdi en sakalının yerine. Denenebilirdi en azından bir sağ ee, ama onun dışında çok fazla elinde kadro yoktu. Kenan'ı solda oynatıp güveni önde oynatabilirdi ama güven de ne oynayacağını oyun kestiremedi büyük bir ihtimalle. Çünkü çok dalgalı performansı var onda. Tüm bu veriler bir araya geldiğinde Sergen Yalçın'a ben çok fazla burada fatura kesmem. Burada oyuncuların bireysel performansları çok kötüydü. Burada milli takım oyuncusu bir sahaya çıkacak bir şey yapacak. Kenan artık golünü atacak. Salih golünü atacak bir şey yapacak orada. Beşiktaş bu kadar sıkışmışken hepsinin birden kötü oynama şansı yok. Bu biraz bireysel performansının yetersizliği ve hep bununla ilgili bir tweet de attım ben. Hani oyuncular bir sene iyi oynuyor, ücrete zam istiyor. 5 sene kötü oynayan oyuncu var Beşiktaş'ta. O zaman ben kötü oynuyorum indirim yapayım diyeceksiniz. Yani hem parayı aynı alıp hem de böyle bu şekilde performans gösterme öyle bir hakkınız yok. Paranızı alırken güzel ki o da sorulmuş hani bu kadar sakat var bir maaşta problem var onu da sorduk maaşta da herhangi bir problem yok yani aksama vesaire primlerde orada da bir sıkıntı yok Ahmet Nurçu bir yönetimi orada iyi işler yapmaya devam ediyor parasal anlamda hem paranı alacaksın hem Beşiktaş'ta oynayacaksın milyonlarca taraftar seni sevecek tribüne çağıracak Restorana gideceksin, para ödemeyeceksin, en iyi arabalarla dolaşacaksın, en iyi mekanlardasın. Yani muhteşem bir hayatın olacak ve sahaya çıktığında bu kadar kötü oynayacaksın. Buna hakkı yok hiçbir futbolcunun. Sadece Beşiktaş özelinde değil hiçbir takım, hiçbir büyük kulübün oyuncusunun bu kadar kötü oynama hakkı yok. O yüzden de bu mağlubiyeti genelde ben bireysel olarak futbolculara bağlamam ama bu mağlubiyeti ben bu yedek kulübesine bağlarım. Onların kötü performansı bu mağlubiyete sebep oldu. Analiz videomuzun sonuna geldik. Büyük bir ihtimalle pazar sabahı ben de e, gidiyorum Hollanda'ya Amsterdam'a statta olacağım. Ajax maçından sonra belki bir canlı yayın açıp orada da maç sonunda bir analiz yapabilirim tribünden. O konuda tabii söz vermiyorum ama öyle bir niyetim olduğunu da belirteyim. E, Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.